Şimdi adım adım işin içine girersek, bu tutanaklar önemli. Bu tutanakların da en önemlisi incelemeye başlama tutanağı. Bu tutanağa çok dikkat etmek gerekiyor. İncelemeye başlama tutanağını imzalamadan önce tutanağa dikkatli bakın. Veya personelinize dikkatli bakmaya yönlendirin. Ve orada bildiğiniz tutanakta eğer böyle bir tutanak yoksa bu inceleme yapılmamış sayılır. İnceleme başlama tutanağı o anlamda önemli. Arkadaşlar evrak gönderdim. Onlara soruyoruz. İnceleme başlama tutanağı nerede? Biz yok ki usul hataları buradan aramaya başlıyoruz. Ki bunda çok büyük usul hataları etkiliyor. Biraz sonra değineceğim. Evet. İnceleme, belge incelemesine alınmanın hukuksal dayanağının istenmesi hakkında arkadaşlar. Tutanak başlamadan önce hatta müfettişe giderek Belge Sokağı'nın 141'e göre incelemeye tabi olana bunun mevzunu işe başlamadan evvel açık olarak izah ederler hükmü gereğince bana izah eder misiniz? Dediğinde gülecekler, gülümseyecekler ama izah edecekler. Evet. Bununla ilgili aynı şekilde yönetmeliğinde 11 1C'ye göre incelemeye alınma gerekçesi bu tutanakta belirtilecek. Bu gerekçe bizler açısından önemli. Ve görevlendirme yasasıyla başlamış olan bu incelemeye başlama tutanağıyla birlikte inceleme resmi olarak başlamış olacak. Yani 6 ay sınırlıysa tamsa 1 yıllık inceleme başlama tutanağı tarihinden itibaren başlamış olacak. Evet. Geçenlerde İstanbul Semen Odası Sayın Başkanım da ifade ettiği atık yaptı. Daha yeni tarihte bir kararı vardı. Bunu biz daha öncesinden biliyorduk. Burada da yeri gelmişken ifade etmek ve çok tartışılan konu. Bu özellikle İstanbul'daki davalarda çok görüyorum bunu. İstanbul'da hatalı uygulanıyor bu. Başkanın da bunu ifade etmiş olması köşesinde önemli. İnceleme nedeni olarak incelemeye sevk edilmekle birlikte henüz inceleme raporu düzenlenmemiş bulunan mükellefin kod 5 listesine alınmak suretiyle bazı alışlarına ilişkin KDV'sinin reddi. Bu şu anda da aramıza katılamayan bir başka meslektaşım da halen de gelirken yolda sordu. Buna ne yapacağız? Bu durumda ne yapacağız? Bu durumda ilk önce kararı bir ifade edeyim size. Bu dediğim gibi Yaya Başkan'ın yeni tarihli bir kararı ama 2008 tarihinde verilmiş bundan önce bu alanda kararlar var. Bunu bir kısmınız biliyorsunuz belki. Yani şimdi sadece bir mükellef hakkında bir tespitin yapılmış olması. Yani bu da büyük ölçüde biliyorsunuz BABS'lerden dolayı yapılmış tespitler. Yani rapor düzenlenmemiş daha. Eğer rapor düzenlenmemişse ve bu raporla ilgili işlemler gerçekleştirilmemişse burada bu mükellef veya altında mal aldığı mükellefin sadece iş bu boyuttaysaydı, daha hakkında vergi tepkiyi raporu düzenlenmemişse önceki mal aldığınız mükellefin sadece bunlar dediğimiz gibi BAS'den yola çıkan tespitlerse veya başka alanda yoklamalar kaynaklı tespitlerse bunlar hukuken geçerli kaynak değildir. Hukuken geçerli ve yeterli tespitler değildir. Mevzuat açısından kendiler açısından olabilir. Ama bu alanda temel bir ülkeyi daha bu vesileyle paylaşmış olayım sizinle. Değerli arkadaşlar, bu alan mali mevzuat egemen olduğu bir alan. Bu alan ne yazık ki hukukun egemen olduğu bir alan haline henüz gelmemiş Türkiye'de. Hep mevzuat açısından bakar mali. Hukuk başka bir şeydir, bunu bileceğiz. Mevzuat başka bir şeydir. Dolayısıyla bizler mükelleflerin haklarını savunmaya çalışacaksak, kendimiz mükellef olarak haklarımızı savunmaya çalışacaksak mevzuattan bakmayacağız. Biz hukukun gereğinden bakacağız. Özellikle genç meslektaşlarımı uyarıyorum burada. Yani son yıllardaki idarenin bu son değişim, dönüşüm döneminde özellikle yoğun olarak tebliğ,
sirküler, işkence ve son dönem özellikle ne benzeri şeylerle gençliğimizin, mesleğimizin gençliğinin kafasını idari düzenlemelerle doldurmaya ve bunları bu şekilde eğitmeye gençliğimizi başladı. Bu tehlikeyi görelim, bu tehlikedir. Yasa ayrı bir şeydir, idari düzenlemeler ayrı bir şeydir. İdari düzenlemelerin bir kısmı bizi bağlar, bir kısmı bizi bağlamaz. Oysa yasa hepimizi bağlar. Dolayısıyla genç meslektaşlarımız, eskilerimiz biliyor tabii yani eskiler, bu işler yasayla idare ediliyordu. Ama son yıllarda artık yasa altı düzenlemeler bu konuda öne çıkarılmaya başladı. Buna dikkatle ve inatla karşı durmak gerekiyor. Yasa ne diyor? Önce ona bakacağız. Evet değerli arkadaşlar, burada kararda ifade edildiği gibi incelemeye sevk edilme aşamasında bakın bunun en altına baktığınızda verilen ara karara cevaben sunulan yazıda alınan ortaklığın incelemeye sevk edildiği ancak henüz düzenlenmiş bir inceleme raporunun idareye intikal etmediği bildirildiğinden sevk edilmiş ama rapor vergi dairesine gelmemişler. O zaman diyor kod 5 listesinde bulunduğu gerekçesiyle bu olmaz kısacası. Evet. Bildiğiniz gibi diğer bir şey de kimlik gösterme hakkı. Bu sahte kanıtlara önlem amaçlı. Şimdi idarenin gözetiminde yapıldığında böyle bir problem olmuyor tabii. Ancak incelemeye başlamak iş yerinde yapılacağı zaman buna dikkat edilmesi gerekir. Evet, incelemeye başlama tutanağının düzenlenmemesi halinde de olacağı ayrı bir tartışma konusu tabii. Biz burada bu tartışmanın uzun uzun girmedik ama dikkat edilmesi gereken burada çok ciddi sıkıntılar var, problemler var. Yani mükelleften resmi yazıyla defter belge istermiş ama mükellef götürmemiş. Veya mükellefin elemanı tebligatı almış veya yetkisiz unsur almış. Mükellef yine götürmemiş gibi nedenlerden veya başka nedenlerden de incelemeye başlama tutanağı düzenlenmemiş olabilir. Bu durumda ne yapılacak? Yani kendi işlerini düzenlemişler ama burada da ciddi hukuksal problemler var. Uzatmak istemiyorum bunları. Sorularınız olursa tartışırız. Evet, şimdi bu iş yerinde incelemenin yapılmasıyla ilgili geçenlerde yani 1,5-2 ay sonra önce yanılmıyorsam işte bir Yargıtay kararı Facebook'ta paylaşmıştım. Bu karar çok ilgi gördüm nedense benim bulduğumun aksine. Halbuki bizim için sıradan bir karardı o. Evet, özellikle ceza davalarında adli yargı incelemenin iş yerinde yapılmadıysa eğer neden iş yerinde yapılmadığının tespitini hukuka uygun olarak yapılmadığını araştırılmadığını öncelikle bakın. Yani davanın ilk önce usul yönündeki incelemelerde inceleme eğer mükellefin sabit bir iş yeri varsa ve bu iş yerinde bu işin püf noktasında pratikte de bazı meslektaşlar sormuştu yani nedir bu işin şeyi diye iş yerinde yapılıp yapılmamasını ölçüyor. Değerli arkadaşlar şudur pratikte. Yani bir vergi inceleme elemanının vergi müfettişinin iş yerinizde gelip çalışabileceği anahtarı olan, onun kullanabileceği yalnızca anahtarı olan bir oda varsa anahtarını yalnızca müfettişin kullanabileceği en alt paragrafta belirttiğim gibi o zaman ben seni iş yerinde değil de dairede incelemek istiyorum demesinin koşulları kalkıyor. Bu koşullar kalktığı zaman sizi iş yerinizde incelemek zorunda. Bunu şu anlamda önemseyelim. Şimdi bir kere bu öteden beri adet olduğu üzere işte böyle ben üstad lafını sevmediğim bir arkadaşlarınızın bir kısmı böyle üstad falan diye yaklaşmıyorum ben. Taraflar eşit olması gerekiyor. Biz haklarımızı, hukuklarımızı savunacaksak
İlk önce mükellefle, mükellefi inceleyen vergi müfettişinin eşit olması lazım. Koşullarına eşit. İlk önce bu inceleme ortamında demokrasinin sağlanabilmesi için sen gel bakalım buraya diyeceksin. İlk önce buradan başlayacaksın. Sen gel bakalım buraya, burada inceleyeceksin. Muğla Odası'ndaki yaklaşık 4 yıl önce yanılmıyorsam, Muğla'da meslektaşların çoğunu incelemeye başlamışlar. Vergi Dairesi Başkanlığı vardı o zaman, Serdar Bey vardı Muğla'da, Serdar Aksoy'du. Meslektaşlarım bu mahsup iadelerinden dolayı yoğun olarak inceledi. Yani Muğla'da da bir ilçeden merkeze gitmek sıkıntıdır, derttir. Zamanla hem de yaz sezonu yoğun olduğu dönemlerde yapılmıştı bu inceleme. Ve Muğla Oda yönetiminin karşılıklarından olan muhalefetteki o dönemdeki arkadaşlardan, meslektaşlardan birisi beni aramıştı. Ya zaten böyle böyle bir şey var dedi. Bizi inceleyip duruyorlar, bunlar destek belgelerinizi getirin getirin. Yani biz dedi bu işten dedi muzdaribiz, yani orada da olmadık davranışlarda bulunuyorlar dedi. Hoş olmuyor falan dedi. Yani burada meslektaşlar çok ciddi rahatsız. Odamızla görüşün dedi, kasap başkanlarla görüşün. Bu rahatsızlık ifade edin. Ve bu konuda incelemenin vergi hukuk kanunu 139'a göre iş yerinde yapılacağını, dolayısıyla oda olarak bir kampanya başlatsın dedi kasap başkan. Buyursunlar, eğer incelemek istiyorlarsa tüm meslektaşlar iş yerlerine gitsinler. O kadar ellerinde inceleme elemanı varsa, o kadar gücü varsa Serdar Başkan'ın muhasebecileri o kadar takmışsa o zaman, buyurun güçlerden geçsin, ölçelim. Yazılı olarak başvurdu. Ondan sonra kesildi bir hafta sonra incelemeler. Evet, şimdi incelemenin her safhasında bilgi alma hakkı, bu önemli, neyi tespit ettiği, nasıl tespit ettiği, nereden tespit ettiğini bunların inceleme elemanı tarafından bilgi edinme hakkı çerçevesinde de değerlendirilmesi gerekiyor. Ama bunların tabii ki hem standartların hem yönetmeliğinin düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum ve öneriyoruz. Ancak son zamanlardaki yapılan incelemelerde bu konularla ilgili yani dedikodu yapmak doğru değil tabi ama çok da hukuka uygun davranılmadığını, bu anlamda hatalı işlemlerin çok yapıldığı önümüzdeki dönemlerde, günlerde açığa çıkacak. Bunları şimdi ben burada resmi mikrofondan ifade etmiş olmak çok doğru değil ama çok ciddi hatalar var. Yani son yapılan incelemelerde yani kamuoyuna mal olmuş olan o belli başlı incelemelerde çok ciddi problemler var ve taraflar şey yani o karşılıklı hata üzerine hata yapıyor. Her iki taraf yapıyor. İncelenen de inceleyenler. Şimdi vergi incelemesine az önce dediğimiz gibi 141'e göre incelemeye tabi olan bunun mezunu işe başlamadan evvel açık olarak izah edeceği gibi burada düzenlenecek incelemeye başlama tutanağıyla bu tutanağın düzenlenmesini vergi hukuk kanununa göre, işte, göre pişmanlıktan yararlanmayı önlemek için düzenlediklerini ifade ediyor ama yani bu tutanağın düzenlenmemesi, hukuka uygun düzenlenmemesi incelemeye başlama anlamına gelmediği gibi buradaki son paragraf önemli inceleme başlama tutanağı düzenlenmemesi az önce söylediğim gibi tıpkı lokuna taşları gibi başka usulü hükümlerinde hatalar yapılmasına yani hukuki nitelendirmeyle hatalar zinciri bloğun oluşmasına neden olacaktır ve iş sonunda da hatalı çıkacaktır. Bu tutanak tarihi incelemeye başlama tarihi olup aşağıda açıklanacağı şekilde inceleme sürelerinin tespiti bakımından önemli. Bu arada şöyle hemen kısaca örnekleyeyim, bu önemli. Burada örneğin inceleme konusu arkadaşlar, atıyorum görevlendirme yazısında bunu siz görmüyorsunuz ama bunu da istemek gerekiyor, bunu burada belirtmedim. Uygun bir şekilde inceleme ile ilgili görevlendirme yazısını rica edebilir miyiz dediğinizde onu gerekiyorsa
yazıyla istemek lazım. Oradaki görevlendirmelerden ben istiyorum şimdi doğrusu. Bakıyorsunuz gelir vergisiyle ilgili incelenmesi görevi verilmiş müfettişe. Ama müfettiş vergi inceleme tutanağına KDV ile ilgili diyor. Ya da işte 2007 yılının incelenmesi görevi verilmiş